Evet yasama yürütme yargı. 3 erk. Şimdi arkadaşlar biraz bunlara bir gizgah yapalım. 3 erkten bahsedeceğim. Yasama yürütme yargı. Yasama. Yasama organı kimdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Aklıma parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi gelecek. Tamam Yasama organı dediğim, dediğimde. Milletvekillerinden oluşur. Bir tarafta Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık divanı vardır. Başkanlık divanı içerisinde meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirler vardır ve milletvekili koltuklarından oluşur. Bunlar temel kanun yapar, kanun değiştirir, kanunu ortadan kaldırır. Temel sistem bu. Birincisi yasam organı. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. İkincisi yürütme. Yürütmede neden bahsedeceğiz arkadaşlar? 2017 anayasa değişikliğinden önce yürütme organını ben iki başlı olarak, iki kanatlı olarak anlatırdım. Derdim ki, süreyi başlatmadım. Derdim ki arkadaşlar, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 2017 Anayasa değişikliği ile beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden dolayı artık ne diyorum? Yürütme organı tek başlı, tek kanatlı. O kanat hangisi arkadaşlar? Cumhurbaşkanıdır diyorum. Bu ikincisi, ikinci erkten bahsettim. Üçüncü erki ise arkadaşlar karşımıza yargı olarak çıkıyor. Tamam mı? Yargı. Yargı bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir. Bağımsız ve tarafsız tarafsız olay arkadaşlar 2017 anayasa değişikliğiyle beraber hayatımıza gelmiştir. Temel erk dediğimizde 3 erkten bahsettiğimizde nelermiş bunlar? Yasama, yürütme, yargı. Şimdi yasamayla başlıyoruz. Çık ekrandan. Tamam. Şimdi mikrofon takalım. Kalem mavi bir kalem. Tamam. Yasama, yürütme ve yargıdan bahsediyoruz. Değiştir. Yasama Organı. Haydi bakalım. Yasama. Anayasanın 7. maddesi diyor arkadaşlar. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Anayasanın kaçıncı? Bak bunu yorumlamanız için diyorum. Anayasanın kaçıncı maddesi bunu diyor? 7. maddesi. Anayasanın ilk 3 maddesi değişemezdi. Bu 7. maddesi. O zaman yasa yapma yetkisi Türk Milleti adına kime aitti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aitti. Bu değişebilir mi? Değişebilir. Yani şunu diyorum. Mesela bu sadece bilgi otursun diye söylüyorum arkadaşlar tamam mı? Yani şu olabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi çift kanatlı yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani nasıl 1961 Anayasasında Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu vardı. Bugün de bu sistem yapılabilir mi? Yapılabilir. Çift kanatlı bir meclis söz konusu olabilir. Tamam mı? Neden? Çünkü Anayasanın ilk 3 maddesinde yer almıyor bu madde. 7. maddede yer alıyor. Bu sadece bir yorum gücüydü. Tamam. Kimdeymiş arkadaşlar yasa yapma, yapma ilgisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Burada anlayacağımız şey yasa yapma, yapılmış olanı değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisi temmeye aittir. Bu yetki devredilemez. Tamam mı? Devam ediyorum. Kanun ile düzenlenmesi gereken bir konunun Kanun ile düzenlenmesi gereken bir konu. Sadece TMM'nin gerçekleştirebileceği başka erk veya organ tarafından yapılamayacak olması yasamanın devredilemezliği ilkesini. Yani sen e, bir organa bir yetki atfediyorsun. Ve bu yetkiyi de diyorsun ki sadece sen yapacaksın. Sen görevlisin. İşte senin bu durumuna ben ne diyorum? Yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesi diyorum. Geçtim. Bak şimdi yasamanın genelliği, yasamanın asliliği, ilk elliği ilkesi bak ilk 50'yi. Şimdi yasamanın genel ilkesi şudur arkadaşlar. Anayasaya aykırı olmamak şartıyla. bir Konu, itile, konu, konu itibariyle sınırlandırılmanın olmaması, her konuda düzenleme yapabilmesi, ele aldığı konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebileceği anlamına gelir. Yani dilediği her konuda anayasaya aykırı olmamak şartıyla istediği kadar ayrıntıya girerek düzenleme yapabilme yetkisine yasamanın genelliği bir yasayı yaparken başka bir organdan izin icazet onay almadan kendi yetkisini kendisinde bularak doğrudan doğruya kendisi bir yerden izin almadan yapabilme olayına da yasamanın asliliği ilkelliği denir. Yani sözün özü şu dilediği her konuda istediği kadar ayrıntıya girerek düzenleme yapabilmesi yasamanın genelliği herhangi bir yerden izin icazet almadan bizzat kendisi düzenleme yapabilmesine yasamanın asliliği denir. Bir konuda doğrudan doğruya araya başka bir organ veya işlem icazet onay girmeden yapabilmesine yasamanın asliliği, yasamanın ilk elliği denir. Tamam mı? Şimdi lütfen bak Çık ekrandan. Lütfen. Şunu bilin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısı 600'dür. Tekrar söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok mu girdin ekrana? Olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısı yani milletvekili sayısı 600'dür milletvekili sayısı 600'dür. Tamam üye tam sayısı. Bu üyelerden herhangi birinde koltuklarda boşalma vesaire olursa ara seçimle dolduracağım. Belli kıssaslarla var. Tamam mı? Bu üye seçimlerinin üyelerin tamamını ortadan kaldırıp yeni bir seçim yapma olayına ben ne diyorum? Erken genel seçim diyorum. Tamam bunları şimdi göreceğiz. Bak devam ediyorum adım adım. Kaç milletvekili var? 600. Bu 600'ün ikisi 3'ü, 4'ü, 5'i öldü. İşte ikisi milletvekiliyken dedi ki efendim ben bakan olarak Cumhurbaşkanı beni uygun görmüş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde şu sistem var arkadaşlar. Bunu mutlaka bilin. Yürütmede bunun üstünde çok duracağım. Eğer ki bir kişi Cumhurbaşkanı bir kişiyi Cumhurbaşkanı yardımcısı veya da bakan olarak meclis içerisinde seçip alacaksa eski sistemde o kişi bakan ve aynı zamanda milletvekili oluyordu. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı meclis içerisinden o 600 kişiden 2 kişiyi, 3 kişiyi, 5 kişiyi çekip 10 kişi diyelim. Çekip 10 kişiyi, 5 işte 3'ünü Cumhurbaşkanı yardımcısı, 7'sini bakan yaptığında Bunlar artık milletvekilliği kalmıyor. Milletvekilliğinden istifa ediyorlar. Tamam. Neden? Çünkü yasama ve yürütme birbirine sert bir şekilde ayrılmıştır. İşte bu sertlik olayı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Tamam mı? Sert ayrılmıştır. Yürütmede yer alan yasamada yer alamayacak. Yasamada yer alan yürütmede yer alamayacak. Tamam mı? Hocam bunu niye anlatıyorsun? Şundan dolayı. Yani belli başlı sayılar meclisten çıkartıldıktan sonra meclisin sayısı 600'den 590'a bile düşse biz toplantı yeter sayısı, kanun, anayasa yapma yeter sayılarını, oranlarını neye göre alıyoruz? Yine 600 üzerinden alıyoruz. Tamam. Yani 590 üzerinden hesaplamıyorsun. Geçen böyle bir soru varmış. Bana da çok e, döndü bu sorular. Bu şekilde burada da bunun ayrıntılı bilgisini vermiş olalım. Anlaşıldı mı? Benim basaracağım şey ne? 600 milletvekili. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri Cumhurbaşkanı yenileme kararı alsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alsa da yani herhangi birinin iradesiyle seçimleri yenilemeye gittiysek veya seçimler yapılacaksa unutma olan üst durumlar dışında anlatacağım bunları birazdan hem meclisin hem de hem meclisin hem de arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün olur ve 5 yılda bir yapılır. Meclis seçimleri kaç yılda bir yapılırmış? 5 yılda bir. Ee, cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılırmış? 5 yılda bir. Aynı gün mü yapılır? Evet aynı gün yapılır. Tamam anlaşıldı değil mi? Şimdi çık ekrandan. Neden değişmiyor? Sayfa değiştirdim. Şimdi devam ediyorum. Milletvekili seçilme yeterliliği. Kırmızı. Milletvekili seçilme yeterliği. Milletvekili olabilmek için seçme ve seçilme yaşı. Biraz önce bahsetmiştim. 18. Normalde bu 25'ti. 2017 anayasa ile beraber ortadan kalktı. İlkokul mezunu olmak yeterli. Kısıtlı olmamak yeterli. Askerlikle ilişiği bulunmaması. Yani ister bedelli yap. ister bir şekilde... E, askerlikten yırtmış o, ol. Nasıl olursan o ol, askerlikle ilişkin bulunmamış olması lazım. Tamam. Devam ediyorum. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak taksirli suçlar hariç bir yıl veya daha fazla hapis cezası ağır hapis cezası hükmü giymemiş olmak. Bakın burada bir yıl geçen şey siz siyasi parti üyelikle karıştırıyorsunuz. Siyasi parti üyelikte hapis olarak bahsettiğim şey taksini suçlar hariç 5 yılda. Milletvekili olabilmek için bahsettiğim olayda ise arkadaşlar 5 yıl yok 1 yıl var. Siz işte bu 1 yılı siyasi partiye üyelikle karıştırıyorsunuz. Siyasi parti üye olabilmek için 5 Milletvekili olabilmek için taksili suçlar hariç bir yılda üzere hapis cezası almamış olmak yeterlidir. Devam ediyorum. Zimmet İhtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartı suçlardan terörle ilgili suçlardan dolayı bir gün dahi hüküm giymişsen ve bunlar affa bile uğramış olsa milletvekili olamazsın. Tamam bir gün daha hüküm giymiş olsan bunlar affa bile uğramış olsa milletvekili olamazsın. Tamam Şimdi burada bazı e, tanımlara bakmakta fayda var. Bak buraya şimdi. Şimdi arkadaşlar bak şuraya çok dikkat etmeniz lazım. Kırmızı kalem diyeyim değil mi? Evet bunu değiştirelim. Mavi yapalım. Mavi yap. Şimdi bakın arkadaşlar diyor ki devlet sırlarını açığa vurma terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarının biriyle hüküm giymemiş olmak, hüküm giymemiş olmak. Hiç giymeyeceksin. Süre sınırlaması yok. Hiç giymeyeceksin. Affa uğramış hüküm giydin. Bunlar affa uğramış olsalar bile Milletvekili seçilemezler. Buradaki terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biri ifadesi arkadaşlar 2002'den önce şu şekilde düzenleniyordu. İdeolojik veya anarşik eylemlere katılmamış olmak. İdeolojik veya anarşik eylemlere katılmamış olmak şeklinde düzenleniyordu. Mesela geçen bir tane öğrenci hocam diyor yorum kısmına yazmış. Ben de ona gerekli açıklamayı yaptım. Belki denk gelmezsiniz yoruma. Bak soru aynı şekilde. Diyor ki ya hocam diyorum. Çık ekrandan. Diyor ki ee, aşağıdaki hangisi milletvekili işte hangi durumlarda milletvekili seçilemez? Aşağıya şıklara böyle sıralanmış. Hocam diyor bir, bir tane şıkkın biri diyor ideolojik ve anarşik eylemlere katılmamış olmak. Tamam. Katılmış olanlar diyor milletvekili seçilemez mi? Yok seçilir. Bak Bak cümleye bak lütfen. Seçilir. Tamam mı? 2002'den önce seçilmezdi. Şimdi seçilir diyorum. Ya nasıl hocam? Olur mu öyle şey? Seçilir mi? O ifade, o kelime ideolojik ve anarşik eylemlere katılma ifadesi 2002'de anayasadan kaldırılıp yerine terör eylemlerine katılmama şeklinde değiştirildiğinden ideolojik ve anarşik eylemlere katılma kelime olarak bunlar var mı o maddenin içerisinde? Yok. O zaman yoksa bu ifadelerden yani bunlardan hüküm giymiş olmak milletvekilini engel bir durum değildir. Anladın değil mi? Yani normalde ben ekranda bak şuraya terör eylemlerine katılmış terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemlere tahrik ve teşvik suçlarının biriyle hüküm giymemiş olmak lazım. İdeolojik e, ideolojik ve anarşik eylemler gibi bir ifade var mı burada? Yok. Ondan dolayı şıkka yanlış bir ifade olsun diye koymuşlar. Tamam mı? Normalde böyle bir şeyden bahsedilmiyor burada. Tamam? O yüzden anarşik ve ideolojik eylemler ifadesini doğru kabul ediyoruz. Zaten bunlardan hüküm giyerse adı terör eylemlerinden dolayı hüküm giymiş olacak. Tamam. Sadece orada şık yapmak için, düşürücü bir şık yapmak için o şekilde yazmışlar. Bakın tehlikeli cümleler kuruyorum. Farkındayım. Yani anlamayabilirsiniz. Kıyılarda geziyorum ama önemli. Önemli bir ayrım. Tamam. Yani terör eylemlerinden dolayı tahrik edici, teşvik edici bir suç işlerse milletvekili olamaz. İdeolojik veya anarşik eylemlerden dolayı bir hüküm giyerse milletvekili olabilir. Tamam olabilir. Ya hocam olabilir mi? Ya tamam olamaz da kelime olarak burada geçmiyor. Zaten bunlardan dolayı bir hüküm giyerse terör eylemlerinden dolayı bir hüküm giymiş olarak kabul edilecek. Tamam mı? Anlaşıldı umarım. Yani kelime olarak burada yer almamış. Lütfen anlamış ol. Eğer anlamadıysan yorumlardan bana yaz. Şimdi bazı arkadaşların kafasına takılan bir şeyler olabilir. Mesela hocam şunayı bir silelim. Şurayı sildim. Umarım anlaşılmıştır. İdeolojik. Şimdi bak. Tekrar kalem. Şu ifadeye bakalım. Ya hocam zimmet ne? İhtilas ne? İrtikap ne? Rüşvet ne? Şimdi bu tanımlar biraz sıkıntılı. Şimdi zimmet. Bak ekrana. Bana bak. Zimmet. Sen bir devlet memuru oldun. Devlet memuru olduğunda sana bir araç tahsis ettiler. Sana bir bilgisayar, masa, kalem ve işte zımba, delgeç, gibi temel malzemeler teslim ettiler. Sen bu temel malzemelerin herhangi herhangi birini üstüne zimmet olarak geçirirsen, üstüne geçirsen devlet memurunun özgü bir suçtur. Devlet memurunun devlete ait olan bir malı üstüne geçirme olayına, işte yazıcıyı götürmen, kalemi cebine koyman, efendime söyleyeyim kağıtları götürmen, devlete ait bir malı üstüne geçirme olayına zimmetlenir. Bir. Diğeri neydi? İhtilas. İhtilas ise arkadaşlar, bu zimmet olayını kapatmaya çalışma, mesela müdürlerin bu olayı kapatmaya çalışması vesaire gibi olaylara ise ben ne diyorum? Kapatma çabasına ise ihtilas diyorum. Tamam mı? Bu iki. Üç, irtikap. Dört, rüşvet. Şimdi bakın, rüşvet ve irtikap bazı durumlarda çok karıştırılıyor. Şimdi biz Maalesef irtikaba da halk dilinde bunu araştırmadığımızdan, bilmediğimizden dolayı, öğrenmediğimizden dolayı irtikaba da rüşvet, rüşveti de rüşvet diyoruz. Şimdi örnek veriyorum. Hukuka aykırı bir fiilin yapılmaması için, hukuka aykırı bir fiilin yapılmaması için para teklif etmem rüşvet. Hukuka uygun bir fiilin daha hızlı gerçekleşmesi için teklif ettiğim paraya ise ben ne diyorum? irtikap diyorum. Tamam. Hocam bunu örnek üzerinden bize anlat. Tabii anlatayım. Bak şimdi dikkatini buraya ver. Diyorum ki ee, yolda gidiyorum. İşte sigortam, muayenem vesairem yok. E, kış lastiklerini takmamışım. Trafik uygulamasına girdim. Polis memuru geldi. Bilgilerime baktı. Her şey eksik. Dedi ki her şeyin eksik. En az 2-3 milyar ceza yersin dedi. Yani rüşvet. Ben 200 TL, 500 TL verdim. Enflasyona uğradı artık bu rüşvetleri de yükseltmek lazım. <laughs> Tabii ki işin arkadaşı öğrenmek için işi gırgıra vuruyoruz. Tamam mı? Yok öyle bir şey. Ee, hiçbir vatandaş vermez. Hiçbir polis memuru kabul etmez bunu. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Polis memuruna ben 500 TL verip ceza yazması gerekirken hukuka aykırı davranma şekline ben ne yaptım? rüşvet verdim. Yani bana ceza yazma. Bunları görmezden gel. Hukuka aykırı davran. Hukuka aykırı davrandığın için al sana para. Bunun adı rüşvet. Çık şimdi oradan. Gittik tabu dairesine. Acayip bir sıra var tabu dairesinde. Dedim ki ya bu işleri bir şekilde hızlandırarak yetiştirmem lazım. ya Ben burada sıra falan bekleyemem. Bak memura dedim ki memur bey tapu, tapu müdürlüğünde görevli olan tapu kadastro memuruna dedim ki memur bey Al benim şu işte e, sen getir adına tapumu bunu hızlandır bu evimi Ahmet şahsına satıyorum. Hızlandırarak şu işi halledelim. Ben burada bekleyemem. Normalde tapu kadastroda çalışan memurun zaten tapuyu tapu işleriyle ilgili e, işlemleri yapması görevi mi? Görevi. Şimdi. Biz hukuka aykırı bir davranış yaptırmıyoruz. Görevi olan şeyi hızlandırarak yapmasını istiyorum. Çabucak beni araya sıkıştır aradan çıkar beni diyorum. İşte ben bu, bunu yapması için o şahsa para verdiğimde bunun adı irtikap oluyor. Tamam. Saniye. Cümlenin başındaki tanımı tekrar yapıyorum. Hukuka aykırı bir davranışı yapılmaması için para veriyorsam rüşvet, hukuka uygun olan davranışı daha hızlı, daha ivedi yapılması için bir para veriyorsam tapu memuruna parayı verdim, işimi hızlandırdım, 5 dakikada oradan çıktıysam bunun adı da arkadaşlar irtikap. Ama biz ne diyoruz? Hepsine rüşvet diyoruz. Tamam? Umarım anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Ee, bu aman ideolojik veya anarşik eylemler ifadesi arkadaşlar Burada yer almadığından kelime olarak yer e, sorularda yer verilirse ama bu ifade burada yer almadığından kabul ediyoruz. Tamam? Umarım sıkıntılı bir cümleydi. Riske girdim. Bilerek ya hocam anlatamadınız mı? Ya. Riske girdim. E, umarım anlamışsındır. Tamam? E, olayı biraz daha yorumla. Hala anlaşılmadıysa bana ulaş. Instagram'dan ulaş. E, yorumlar kısmından ulaş. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Görevinden yazıyor değil mi kalem? Görevinden çekilmedikçe milletvekili adayı olamazlar. Kimler? Hakim savcılar, yüksek yargı mensupları. Kim diğer yüksek yargı mensupları? Biliyorsun değil mi? Ee, yüksek öğretim kurumundaki öğretim elemanları, yok üyeleri, kamu kurum niteliğindeki memurlar, kamu kurum niteliğindeki işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler milletvekili olabilmek için e, görevlerinden ayrılmaları gerekiyor. Tamam memur memurluğundan ayrılıyor. Hakim hakimliğine, savcı savcılığından vesaire bunlar görevlerinden ayrıldı. Şimdi kamuda çalışan işçilerin milletvekili adayı olabilmesi için istifa etmelerine gerek yoktur. Bir aday milletvekili seçilme şartlarına sahip olup olmadığını tespitini kim yapacak arkadaşlar? Yüksek Seçim Kurulu yapacak. Dinle, hakim ve savcılar, yüksek yargı organları, bunlar da zaten hakim ve savcı değil mi? Kim bu yüksek yargı organları arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, diğeri Danıştay, diğeri Uyuşmazlık Mahkemesi, tamam. Uy daha diyordum ben buna, aydu çıktı. Silahlı kuvvet mensupları, hakim ve savcılar, silahlı kuvvet mensupları, yüksek yargı organları mensupları, bunlar milletvekili olmak için görevlerinden ayrılmış olsalar bile tekrar geri gelemiyorlar. Niye? Tarafsızlığı artık yok. Tamam tarafsızlık ortadan kalktığından dolayı geri gelemiyorlar. Bu şekilde bileceksin. 3 meslek grubu. Diğer sayılanlar aday adaylığında aday gösterilmez veya seçim kaybetmeleri durumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlarını ilan ettiği tarihten itibaren bir ay bunu her kaynak vermez. Bir ay içerisinde müracaat etmeleri halinde eski mesleklerine dönebiliyorlar. Güncel bir şey. Bak buraya. Milletvekili olmak için memurdun, öğretmendin, işte e, kaymakamdın. Milletvekili olmak için e, meslekten istifa ettin. Gittin yüksek seçim kuruluna başvurdun. Aday aday oldun. Seçilemedin. Aday olamadın. Çünkü bir aday adaylık süreci var. Aday olamadın. Adaylık, adaylık başvurusunda bulundun. Bu sefer de ee, sıralama, o milletvekili sıralamasında atıyorum 5. sırada aday gösterildi. İlk 4 kişi seçildi. Sen 5. sırada aday olarak seçilemedin. Tamam mı? Şimdi burada kesin sonuçlar açıklandıktan sonra bir ay içerisinde kurumuna başvuruyor ve mesleğine dönüyorsun. Kaldığın yerden devam ediyorsun. Ama aday olmak için kamu görevinden ayrıldıktan sonra aday olmazsan Yüksek Seçim Kurulu'nda kesin sonuçlar açıklandıktan sonra Efendim ben aday olmak için çekilmiştim. Artık memuriyetliğe dönmek istiyorum. Ne diyorlar biliyor musun? Aday olduğuna dair bize bir belge getir. Eğer o belgeyi getirmezsen seni göreve başlatmıyorlar. Çünkü ayrılma gerekçenle dönme gerekçen uyuşmuyor. Anlaşıldı mı? Bu seçimlerde bu yaşandı. O yüzden bir ayrıntı olarak verelim. Belki sınavlarda da sorarlar. Belki mülakatlarda karşımıza çıkar. Devam ediyorum arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri nelerdir? Arkadaşlar meclis başkanı seçer. Bunları tekrar anlatacağım. Kamu baş denetçiliğinin seçimi. Zaten bunların seçimleri ikisi de aynıydı. Anayasa Mahkemesi'ne 3 üyeyi seçer. ikisi ikisini arkadaşlar Sayıştay'dan aday gösterilir. Biri Barolar'dan aday gösterilir. Bunları ayrıntılarına ayrıntılara arkadaşlar anlatacağım. Geç. Hakime Savcılar Kurulu'na 7 üye seçer. Sayıştay Başkan ve üyelerini seçer. Lürtük üyelerini seçer. Kanun yapar. Anayasa yapar. Genel af ve özel af ilanına karar verir. Milletler arası anlaşma onaylanmasını uygun bulur. Bu kelime çok önemli. Birçok sınavda sorular. Uygun bulan meclis onaylayan cumhurbaşkanı. Bakın. Onaylayan kimmiş? Cumhurbaşkanı devam. Ohal ilanını onaylar, reddeder, kaldırır ve süresini uzatır. Bütçe ve kesin hesap arkadaşlar bunların hepsini tek tek anlatacağım. Tamam? Savaş ilanına karar vermek, yabancı ülkeye gönderilmesine karar vermek, kalkınma planını onaylamak asker Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkeye gönderilmesine karar vermek, seçimlerin yenilmesine karar vermek. Bunları bu şekilde ben ezberlemeye kesinlikle karşıyım. Bunların ayrıntısına kadar üye sayıları, seçilme usulleri, gizli oylama, açık oylama vesaire vesaire hepsini anlatacağım. O yüzden sistemsiz olarak en zoru öğrendiğinden dolayı bunun zaten bu işi meclis yaptığında hayli hayli öğreneceksin. Tamam? devam ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim dönemi arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığıyla milletvekili genel seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılır. Bunu artık adın gibi bileceksin. Devam ediyorum. Adın gibi bileceksin ha. 5 yılda bir aynı gün yapılır. Devam. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri yenilenmesine karar veren yetkili makam biri Türkiye Büyük Millet Meclisi bir de Cumhurbaşkanı. Yani seçimleri yenileme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri yenileme kararı alması durumunda hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilecek hem de ne yenilecek arkadaşlar? Meclisi seçimleri yenilenmiş olacak. Tamam. Bunu kim yetkiliymiş? Hızlı geçme. Seçimleri yenileme kararını kim alıyor? Cumhurbaşkanı. Başka? Türkiye Büyük Millet Meclisi. İster Cumhurbaşkanı alsın, isterse de Türkiye Büyük Millet Meclisi alsın. Her durumda iki tarafında seçimleri yenilenmiş oluyor. Tamam? Ve seçimler yenilendiğinde ikisinin seçimi aynı gün yapılır. Seçimler aynı gün Cumhurbaşkan seçimleri ve milletvekilliği genel seçimleri, genel seçimler 5 yılda bir aynı gün yapılır. Tamam? Tamam, burayı es geçmeyelim. Gel Seçimlerin geriye bırakılması, savaş sebebiyle yeni seçilen Yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri bir yıl geriye bırakılmasına karar verilebilir. Hangi gerekçeyle? Savaş. Ne kadar süreliğine geri bırakılıyor? Bir yıl. Tamam. Savaş, bir yıl. Savaş, bir yıl. Savaş, bir yıl. Bir yıl, savaş. Tekrarla bunlara. Ne kadar kendimi ekrana getirmeye çalışıyorum ya. Arkadaşlar fazla uzamasın. Erken genel seçimlerde kaldım. Bir sonraki videoda erken genel seçimlerden bahsedeceğim. Sonrasında hocam ne anlatacaksın? Cumhurbaşkanlığı makamı boşalması. Sonrasında ara seçim. Öyle şeyler anlatacağım ki burada. Sonra tablo. Ara seçimi bir tablo şeklinde anlatacağım. Sizin de notlarınızda bu tablo şekli boş. Orayı ben tabloyu çizdiğimde sen benden dinleyeceksin. Sonra da tabloya sen oluşturacaksın. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda en enfes videodur. Görüşmek üzere. Bize destek olmak için kanala abone olabilir. arkadaşları tavsiye edebilir. Beğen butonuna basarsanız bizi bahtiyar edersiniz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşça kalın.